Bir yandan dindar nesil yetiştirme iddiasını dillendirirken, diğer yandan kastettiği din ile taban tabana zıt değerlere sahip Avrupa Birliği için olmadık adımlar atmamız, her şeyimizi borçlu olduğumuz medeniyet değerlerimizi imha edecek çalışmaların en hızlı şekilde ilerlemesine sebep oluyor. Saadet Partisi Edirne İl Kadın Kolları üyeleri Mersin'de hunharca öldürülen Özgecan Aslan'ın cinayetini protesto etmek için Saraçlar Caddesi'nde basın açıklaması yaptılar. Yaşadığımız bu acı toplum olarak nereye gittiğimiz ve neye dönüştüğümüz sorularını akıllarımıza getirmeli ve bu durum idarecilerimizi derin bir düşünceye ve mevcut durumla bir an önce yüzleşmeye sevk etmelidir. Saraçlar Caddesi'nde toplanan Saadet Partisi Edirne İl Kadın Kolları üyeleri ellerinde taşıdıkları ya asın ya susun, hepimizin acısı Özgecan. Önce ahlak ve maneviyat yazılı dövizler ile Mersin'de işlenen cinayeti protesto ettiler. Dünyada ruhunu ve onun ihtiyaçlarını görmezden gelmeye çalışarak var olma çilesi çekiyor. Saadet Partisi Edirne İl Kadın Kolları Başkanı Güler Eriş yaptığı açıklamada zulmedilerek yakılarak öldürülen yavrumuzun makamı yüce olsun dedi. Özgecan Aslan'ın ailesine sabırlar temenni ettiğini belirten Eriş, bütün Türkiye'ye başsağlığı diliyoruz. Özgecan evladımızın son kurban olması ve bir daha böyle acı olayların yaşanmaması için herkesi göreve davet ediyoruz dedi. Saadet Partisi İl Kadın Kolları olarak biricik ve kıymetli yavrumuz Özgecan Aslan'ın feci şekilde öldürülmesini terbiye için huzurlarınızdayız. Zulmedilerek yakılarak öldürülen yavrumuzun makamı yüce olsun. Peygamberimizin sözleriyle umuyoruz ki makamı şehitler derecesidir. Acılı ailesine sözlerimizin başında sabırlar temenni ediyor ve bütün Türkiye'ye başsağlığı diliyoruz. Özgecan evladımızın son kurban olması ve bir daha böyle olayların yaşanmaması için herkesi göreve davet ediyoruz. Kalpte ve insanın birbirine yaptığı zulmün ağırlaşmasından başka bir işe yaramamakta. Değerli arkadaşlar, saygıdeğer basın mensupları, çöken değerler sisteminin altında, çöken değerler sisteminin altında kalan Batı, kendi sistemini acımasızca eleştirirken, maalesef bütün dünyaya umut ve çıkış sunacak bir medeniyet mensupları olarak çürümüş sistemlere eklenmek gibi beyhude bir çabanın içerisine giriyoruz. İdam cezasının geri gelmesini talep eden Eriş, idamın geri gelmesi için 2 milyon imza topladıklarını belirtti. Eriş, idam cezası Avrupa Birliği'ne uyum yasaları çerçevesinde kaldırılmıştı. Bizler idam cezasının yeniden uygulanmaya konması için idam geri gelsin imza kampanyası ile 2 milyon imza toplayarak ilgilileri en etkili şekilde uyardığımızı ve bu uyarımızın ne kadar haklı olduğunu tekrar hatırlatıyoruz. İstenince bir gecede çıkan kanunlar gibi vakit kaybetmeden idamın acilen yasalarımıza konmasını kanayan bütün vicdanlar adına istiyoruz dedi. Önce ahlak ve maneviyat bayrağını en önde tutan Saadet Partisi olarak bizler, merhum liderimiz Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın ifade ettiği gibi, bir milletin asıl gücünün topu, tüfeği, tankı değil, imanlı ve inançlı nesiller olduğunu biliyoruz. Özgecan gibi nice evlatlarımız, gençlerimiz tehdit altındadır. Bu acı olayda bile ayrışan bir toplum haline dönüşmüş durumdayız. Bu acı olayı bile istismar edenleri görüyoruz. Kimileri kendi iktidarları zarar görür endişesiyle birçok ülkede tecavüz olaylarının yaşandığını söylüyor ve olayın vehametini küçültmeye çalışıyor. İdam cezası Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde kaldırılmıştı. Bizler idam cezasının yeniden uygulanmaya konması için idam geri gelsin imza kampanyası ile 2 milyon imza toplayarak ilgilileri en etkili şekilde uyardığımızı ve bu uyarımızın ne kadar haklı olduğunu tekrar hatırlatıyoruz. İstenince bir gecede çıkarılan kanunlar gibi vakit kaybetmeden idamın acilen yasalarımıza konmasını kanayan bütün vicdanlar adına istiyoruz. Tekrar yavrumuza rahmet ve ülkemize başsağlığı diyoruz. Teşekkür ederim.